Hey, selam, ben Adam. Bu da Minecraft hakkında bilmediğiniz şeyler serisinin devamı. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Aynen, videoyu beğen. Hemen. Elin beyniye gitmiyor gibi duruyor. Ayrıca tam videoya geçmeden önce iki kısa duyuru yapacağım. İlk olarak artık yayınlar Nimo TV'de aşağıdaki linklerden 20.00'da her gün yayına katılabilirsiniz. Her gün yayın oluyor. İkincisi ise gerçek dünya haritalı sunucumuz 1 Şubat'ta açılıyor. Sunucu herkese açık olacak. İstediğiniz launcher'dan girebilirsiniz. Tek yapmanız gereken www.adalanges.com'dan kayıt olmanız. Sunucu para ver kazan olmayacak. Sadece kozmetiklere para yatırabileceksiniz daha havalı gözükebilmek için. En basit örneğinde tab'de ve chat'te bu şekilde güzel bir şekilde gözükebileceksiniz. Ama bu sayısız özellikten sadece bir kısmı. Sunucu 1 Şubat'ta açılıyor. 1 Şubat'a kadar yüklediğiniz her kredide %30 ekstra bonus veriyoruz. Daha fazla detay için www.adalanges.com'a girebilirsiniz. Aşağıda da linkler var. O zaman hadi videoya geçelim. Warden 1.17'de çıkacaktı, sonra 1.18'e ertelendi. 1.18'de çıkacaktı, daha sonra 1.19'a ertelendi. Ve 1.19'da da ertelenecek mi bilmiyoruz. Ama geçen günlerde Minecraft'ın kendi resmi YouTube kanalında bir video yayınlandı. Video tamamen Warden'la alakalı. Önceden Warden'ın tasarımında neler düşündüklerini, neler yapmaya çalıştıklarını her şeyi anlatıyorlar. Warden ismi oyunun hikayesiyle alakalıymış ama onu bizle paylaşmadılar. Skunklar bütün dünyayı sarmaya başlıyorlar ve bunların ilk önce nasıl tasarlanması gerektiği hakkında onların da bir fikri yoktu. Sadece yayılacağını ve dünyayı ele geçirmeye çalışacaklarını biliyorlardı. İlk yaptıkları konsept tasarımda şunu görüyoruz. Ortada kırılmış çürümüş kemikler var ve onun yaydığı kötücül bir alan var. Yerden de bazı garip kemiksi yapılar çıkıyor. Daha sonra karanlık partiküllerin çıktığı, damarımsı yapıların dünyayı ele geçirmeye çalıştığı ve gördüğünüz üzere canlı yeşil çimenleri karartıp onları soldurtan bir yapıya sahip bir blok düşünülmüştü. Böylelikle bunlar yayılacaktı ve dünyayı ele geçirecekti. Yine aynı fikir. Açıkçası tüm tasarımlar ve fikirler gayet iyi ama bu ayrı bir hoş olmuş. Başka bir konsept tasarımda da mor renkli etrafta farklı geometrik şekillerle yayılan bir skulk görüyoruz. Bu aralarında en kötü duran ve bir mantığı olmayan versiyonu. Mesela çürümüş kemikler, onlar önceden yaşayan insanların kemikleriyle alakalı, onların enerjisini ruhunu alaraktan güçlenen bir enerji gibi düşünülebilir ama bu ne? Bu da şu an oyuna aktarılan konsept tasarımın ta kendisi. Sanki etraf küfleniyormuş gibi küf yapısında olmuş ki etrafı bozması ve dünyayı değiştirmesi açısından mantıklı seçim. Ama tüm bunlardan önce aslında karar kıldıkları başka bir yapı vardı. O da delikli, yaşıyor gibi gözüken ahtapotumsu yapıda olan bu bloklardı. Bu da etrafı bozuyordu ama daha farklı bir olayı vardı. Etsy yapıda karanlık deliklere sahip rahatsız edici bir şeydi. Bu yüzden oyundan kaldırdılar. Çünkü tripofobi dediğimiz bir olay var. Sözlükte şöyle yazıyor. Yüzeylerde bulunan birbirine yakın kümeler halinde konumlanmış delikler nedeniyle korku ve endişe duyulması ya da iğrenme hissedilmesiyle karakterize edilmiş bir rahatsızlık türü. Yani delik fobisi olan veya deliklerden acayip iğrenen birçok kişi olduğundan dolayı, benim de tanıdığım kişiler olduğundan dolayı bu tasarım oyundan soğutur gibi düşünülüyor ve kaldırılıyor. Ayrıca Warden'ın ilk tasarımlarının Siren Head'den çalındığını biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Evet, şu an gördüğünüz ilk konsept tasarımları. Endermenler Slenderman'den çalınmıştı. Bunlar da direkt Siren Head'i alıp oyuna ekleyelim demişler. Açıkçası çok daha fazla konsept tasarım var ve gördüğünüz üzere mor hali, yeşil hali, farklı uzunluklarda, farklı şekillerde bir sürü hali var ve hepsi apayrı iyi duruyor. Ama tüm bu tasarımlardan daha kolay diye delikli, iğrenç duran versiyonunu oyuna aktarıp denemişler. Açıkçası gerçekten böyle bir şey görmek ister miydiniz? Korkutucu, mide bulandırıcı, yani fobim olmamasına rağmen beni rahatsız ediyor. Eğer ki oyunu telefonda veya tablette oynamıyorsanız otomatik zıplama sizi sürekli gereksiz yerlerden zıplatıp sinirinizi bozmaya başlıyor. Bu yüzden ilk yaptığınız şeylerden biri hemen seçeneklere giderek denetimlerden oto zıplamayı kapatmak. Fakat oto zıplamanın gerçekten işe yaradığı bir şeyi biliyor musunuz? Eğer ki oto zıplamanız açıksa merdivenleri çok daha hızlı çıkabiliyorsunuz ve oto zıplamanın tek işe yarayacağı kısım bu. Eğer cidden uzun bir merdiven çıkacaksınız oto zıplamayı açmanızda fayda var. Minecraft'ın yeni yüksekliği 319'a kadar uzanıyor ve bu onu daha ölümcül yapıyor. Konu ulaşıma gelince de tabii ki size zorluklar çıkarıyor çünkü madenlerde A noktasından B noktasına gidebilmeniz o kadar da kolay değil. Özellikle önceden yer altına trenler inşa eden, vagonlar koyan kişilerden biriyseniz yukarı çıkmak sizin için artık daha zor. Ama tüm bu zorluklara rağmen kolay bir yol var. Vagonlar, ruh kumunun ittirdiği sulardan çıkabiliyorlar ve kırılmıyorlar. Böylelikle siz de yeri kıra kıra, zigzaklar çize çize bir sürü ray
koya koya kendinizi yukarı çıkarmak yerine sadece bu basit teknikle aşağıdan yukarıya doğru kendinizi çıkarabilirsiniz. Minecraft'ın kurallarından biri. Katman kayasını asla kıramazsınız ama bu öğrenilmiş şanesizliklerden bir tanesi. Çünkü her yeni Minecraft sürümünde bu katman kayasını kırmanın farklı yolları ortaya çıkıyor. Eğer katman kayasını kırmak istiyorsanız 1.18 sürümünde de ve 1.17 sürümünde de kullanabileceğiniz bir alet mevcut. Öncelikle kırmak istediğiniz katman kayasının üzerine pistonu yerleştiriyorsunuz. Ardından yanına 2 tane obsidyen koyup arkasına da 2 tane TNT koyuyorsunuz. Tam ortaya da tetikleyici bir şekilde şalter koyduktan sonra tek yapmanız gereken bir tane tuzak kapısıyla kendinizi aşağı itebilmeniz için tuzak kapısı koymak. Ardından şalteri tetikleyip tuzak kapısının aşağısına iniyorsunuz. Böylelikle piston hareket edip obsidiyenin yan tarafını gözükür hale getiriyor. Ve siz oraya başka bir tane piston yerleştirmek için var gücünüzle tıklıyorsunuz. Bazen bu tekte olmuyor fakat belli bir süreden sonra oyun bug'a giriyor ve katman kayası kırılabiliyor. Ve eğer izlemediyseniz sadece bunun üzerine kurulu bir Minecraft videom var. Tamamen katman kayalarını kırarak aşağıda yaşayabileceğim bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. Evet, Minecraft'ın boşluğunda yaşamaya çalışıyorum. O videoyu da yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Minecraft'ın ejderhası 2011 yılında geldi ve 2011 yılından beri sadece ufak tefek değişiklikler yapıldı. Her zaman aynı savaşı görüyoruz, her zaman aynı deneyimi deniyoruz ve oyunu bitirmek artık eğlenceli bile değil. Oyunu bitirmeden editor almak istiyoruz, ejderhayla savaşmak istemiyoruz. Peki bu mümkün mü gerçekten? Evet, mümkün. Ejderhayı geçerekten End şehirlerini bulmanızın bir yolu var. Evet, oyunu bitirmeden, portallara girmeden, hatta direkt olarak ejderhanın olduğu adaya bile atlamadan, mekanizmalarla karşıya geçmenizden bahsetmiyorum. Bin blok karşıya geçmenizi söylemiyorum. 1.17'de bir bug oluşuyor ve 1.18'de de aynı şekilde mevcut. Bir End portalının aşağısında pistona kendinizi ittirirseniz size direkt olarak End boyutunda End şehirlerinin olduğu yere ışınlıyor. Peki neden böyle bir şey var? Ona da şimdi geleceğiz. Evet, şimdi şöyle olacak. Bu tekniği uyguladığınız zaman sizin bir yandan da patlayıcı yavaş düşüş iksirine veya direkt düşüş iksirine ihtiyacınız var. Patlayıcı tamamen size kalmış. İlk önce normal yumrularla beraber koyduğunuz, hazırladığınız şeye bir tane Phantom, hayali zar ekliyorsunuz. Ve bu oluştuktan sonra tabii ki de siz yavaş düşme iksirine sahip olacaksınız. Evet, burada yavaş düşüş iksirlerim var. Bir sonra yapacağım şey pistonu bu şekilde koymak ve buraya bir taş düğme koymak. Şimdi size göstereceğim şey bu. Bu teknik neden işe yarıyor? Şundan dolayı işe yarıyor. Şu an konumuma bakın. 1740'a 598. Eğer ben buna basarsam pistonlar şöyle çalışıyor. Beni bu konumdan bu konuma götürecek. Yani beni 1740 konumundan 1741 konumuna getirecek. Kodda böyle yazılı. Ama tam portalın altında bunu yaptığımda hem beni end portalına sokuyor hem de beni 1741 konumuna ışınlıyor. Bakalım gerçekten öyle mi olacak? Sol üste bakmaya devam edin. Endincilerimi alıyorum. Patlayıcı yavaş düşüş iksirimi alıyorum. Kendimi ilk yavaşlatıyorum. Ondan sonra da hop atıyorum. Evet. Konum nasıl? Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Az önceki teknik madem mükemmeldi neden çalışmadı? Çünkü az önce eksilerdeydik bayağı. Şu an 27'deyiz. Eğer Strong Gold eksilerde değilse ve böyle birazcık yukarıdaysa tabii ki sizi düzgün bir yüksekliğe atacak ve siz de kurtulabileceksiniz. Mesela buraya koyuyorum. Butonumu koyuyorum. Yavaş düşüşümü koyuyorum ve önceden hiç denemedim bu mekanı bilmiyorum ve bam. Evet. O kadar şey ki ama bu tabii ki eşyanızın olduğunu düşünerekten buraya geleceksiniz. Yani en azından bir kazmanızın olduğunu düşüneceksiniz. Ondan sonra buradan kazacaksınız. Ya o kadar net ki adayı tutturmanıza gerek yok. Atın adın içindesiniz ve ahan da Ents'ti. Ve ben bunun için hiçbir şekilde konum ayarlamadım. Stronghold en yakın Stronghold'tu. Zaten konuma baktığınız zaman 1400'e 127 konumundayız ki Stronghold ilk Stronghold'lardan bir tanesine gitmişim. Yani gidip de etrafta 3000'lerde, 4000'lerde, öbür çemberlerde Stronghold aramamışım. Ahan da şehirlere bu şekilde varabiliyorsunuz. Hızlıca. Tabii Elytra bulabilmeniz için yani şehir var ama Elytra'nın olduğu o gemi yok. Yani o da bir zahmet olmasın zaten. Burada da hepsi şans. Şehir de bulamayabilirsiniz. Belki şehir bulursunuz ve Elytra'nın olduğu yere çıkarsınız. Bunlar tamamen değişik. End şehirlerin nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Yapımcılar da bilmiyor. Çünkü rastgele çıkıyor tamamen.
Zombiler biraz sinir bozucular çünkü her gece çıkıyorlar ve lokal zorluğunuza göre daha fazla, daha güçlü çıkmaya başlıyorlar. Belli bir süreden sonra onlar için gerçekten barınaklar, evler, bir sürü kendinizi sakınabileceğiniz yer yapmaya başlıyorsunuz. Yani upuzun duvarlar kuruyorsunuz. Ama bunlara hiç gerek yok. Çünkü oyuna yeni eklenen açeli ağaçları hiçbir şekilde onları geçirmiyor. Eğer açeli çalılarından koyarsanız, açeli fidanlarından koyarsanız zombilerin yapay zekası üzerlerinden atlayabilecekleri bilemeyecek. Bu yüzden de sadece size gelmeye çalışacak ama size gelemeyecekler. Böylelikle Farmville'le oynayanlar var mı bilmiyorum. Böyle önceden bir yer kuruyordunuz. Karakteriniz belli yerlere gidemediği için işleri çok hızlı yapıyordu. Sonra tamamen kaldırmışlar. Bu Facebook'un bir oyunuydu ve ben arkadaşıma giderken ekinlerim çürüyebiliyordu. Anneme demiştim ki ekinlerim çürüyecek. Ekinlerime bakabilir misin demiştim. Telefondan arayıp söylemiştim bunu yapıyorsun. Sonra annem bağımlısı olmuştu ve deli gibi oynamıştı. Aynı oradaki düzeneye benziyor. Gerçekten oyunu yıllar önce oynayanlar bilirler. Hala var mı oyun? Hiçbir fikrim yok ama yani güzel zamanlarda tatlıydı. Herkes bir çiftlik kurma peşindeydi o zamanlarda. Minecraft'ta bazen ip bulmak cidden sizi sinir krizine sokuyor olabilir. Örümcekler her zaman istediğiniz kadar çıkmıyor veya her kestiğiniz örümceğin içinden ip de çıkmıyor. Bu yüzden etrafta tüm gece dolaşmanız ve örümcekleri bulmanız lazım. Bu da hemen anlık ip ihtiyacınızı karşılayamıyor. Ama şöyle bir şey söylesem, sınırsız ip yapabileceğinizi söylesem ve bunu çok basit bir yöntemle yapabileceğinizi söylesem. Basit bir kızıltaş sistemiyle fırlatıcının içine bir kova su koyduğunuzda ve su sürekli alınıp tekrardan konulduğunda ipleri çoğaltabiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz sistem tuzak kancalarına bağlı iplerle çalışıyor. Minimum 3 tane ipiniz oluyor ve bu 3 ip 4 oluyor, 5 oluyor, 6 oluyor ve siz koydukça artmaya devam ediyor. Böylelikle sınırsız ip kaynağınız oluyor. Mesela şu an sistem burada. Hemen şu şekilde göstereyim. Çok basit bir sistem. Her şeyle beraber direkt bunu koyduğunuzda çalışacak zaten. Hepsi en son genişletilmiş halde. Bir tane su kovamız var. Buradan su atılıyor, tekrar alınıyor vesaire ve elimde sadece 3 tane ip var. Tam olarak buraya koyuyorum. Burada duruyorum. Durmama da gerek yok. Benim konumumla alakalı değil sistem. Ve 4 tane oldu. Sonra hayır. Tamam. Tam geldiğinde koyacağım. Buraya koyuyorum. Buraya geçiyorum. 4 olan ipim kaç oluyor? Aha. 5 oluyor. Şu an 5 olan ipim olacak mı 6? Aha da. Evet. 5, 6. Tekrar koyuyorum. 6 olan ipim kaç oluyor? 7 oldu mu? Arada çalışmıyor. Ama her zaman da olacak diye bir şey yok. Oldu. 7. Olacak mı 8? Evet. Oldu. 8. Ve 9 doldursa zaten bundan sonra ne isteyebilirim ki? Oldu. 9. Bu şekilde hızlı bir şekilde çalışıyor. Ve oldu. 10. Böylelikle sınırsız şekilde ip üretebilirsiniz. Hatta tekstil firmanızı kurabilirsiniz ve ip stokları da yapabilirsiniz. Sonuçta ne oluyor? Hop. Mis gibi yatak yaparsınız, daha ne olsun. Minecraft birçok garip yapıya sahip. Özellikle kızıltaş yapılarıyla beraber çok farklı şeyler yapılabiliyor. Ama basit bir kızıltaş mekanizmasıyla neler mi yapılabilir? Şu an bu gördüğünüz makine spesifik olarak verdiğiniz eşyalara karşılık size başka eşyalar verecek şekilde tasarlandı. Mesela benim belirli bir sayıda param var. Ve demir set almak istiyorum. Tam olarak 3 tane elmas bırakmam lazım. Bir bıraktım, çalışmadı. İkinciyi bıraktım, çalışmadı. Ama stok 3'e ulaştıktan sonra varile teker teker bütün setler geliyor. Ve ben de onları istediğim gibi giyebiliyorum. Mesela burada 4 emerald isteniyor ama bir şey var ki burada ışık yanmıyor. Işık yanmıyor, sebebi ne? Stok bitmiş demek. Peki bu makineyi kandırabiliyor muyuz? Hayır. Mesela bir emerald'a bir tane fırlatıcı veren bir mekanizma. Ama ben gidip elmas koyuyorum, hatta elmaslar koyuyorum. Bu hiçbir şekilde çalışmıyor. Ama ben zümrüt koyarsam direkt olarak bana bir tane fırlatıcı veriyor. Ben ne kadar fazla koyarsam ona karşılık bu zümrütleri topluyor ve bana istediğim fırlatıcıları vermeye başlıyor. Ve açıkçası çıkardığı ses dip 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 hoş. Ve bunu istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. 63 güçlendirilmiş ray verip 320 tane ray alabiliyorsunuz. Direkt setler alabiliyorsunuz. Eğer siz de kendi sunucunuzda veya arkadaşlarınızla oynarken bu şekilde bir sistem yapmak istiyorsanız aşağıya linki bırakacağım. Sistemi yapan Mucid'i izleyebilir ve öğrenebilirsiniz. Bu da Minecraft içerisinde yapabileceğiniz ilginç olaylardan bir tanesi. Eğer uzun boşluklar varsa ve atlamanız zorsa ve kaçmanız gerekiyorsa sizin için ufak birkaç teknik var. Eğer yayınızda savurma varsa kendinize ok atarsanız kendiniz de savruluyorsunuz. Ve Minecraft'ın belli sürümlerinde kendinize ok atarak karşıdan karşıya zıplayıp büyük boşlukları geçebiliyorsunuz. Bunu direkt kocaman bir gökdelenden atlayıp şehrin öbür tarafına inmek için yapanlar da var.
Minecraft'ta yapışkanlı piston yapmak birazcık sinir bozucu olabiliyor. Çünkü slime bulacaksınız, onun farmını yapacaksınız vesaire. Birkaç tane bulduktan sonra, belli bir sayı ulaştıktan sonra sınırsız yapabilmeyi kim istemez yani. Onun için böyle bir sistemimiz var. Tamamen kızıltaş meşaleleri koyaraktan obsidiyenin aşağısına böyle bir sistem koyuyoruz. Ondan sonra tek yapmamız gereken pistonları aha da bu şekilde yerleştirmek. Ama ortasını boş bırakacağız. Ortası boş olacak ve oraya da TNT'yi koyacağız. Şimdi şuradaki 3 tane pistonu atıyorum. Sadece ben oraya 8 tane koydum. Ve şu an elime ne kadar geçecek, bu şansa bağlı bir sistem. Bakıyorum 10, hatta buraya geliyorum. Burada da 11 oluyor. Sadece buraya 8 tane koydum, 11 tane aldım. Şimdi tekrardan 11 taneyi koyuyorum. Garanti olsun, ekstra bir yerden hiçbir şey almamış olayım. Şöyle tekrardan koyuyorum bütün sistemi. Şuraya aşağı iniyorum. Elimde 3 tane var. Totalde 11 tane vardı. Şimdi tekrardan geleceğim. Ve şu an 14 tane var. Üçer üçer artıyor. Ama bu tamamen şansa bağlı. 5 tane de artabilir. 2 tane de, 1 tane de artabilir. Tamamen değişkenlik gösteriyor. Ve böylelikle ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar alabilirsiniz. Bunu sürekli olarak devam ettirebilirsiniz. Ve evet, burada Bedrock'taki karakter çok hoş. Bunu ayarladım böyle. Çok havalı oldu. Robotik bir karakterim var. Eyo. Ve evet, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için, destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Algoritma için yorum yazın, beğenin ve düşüncelerinizi söyleyin. Belki hiçbir videoda anlatmadığım başka gizemler, bilinmeyenler vardır. Onları da yorumlarda aktarırsınız. Bir sonraki videoda ben de bunları anlatırım. Ve ayrıca 1 Şubat'ta büyük bir serüven başlıyor. Sizi bekliyorum. Aşağıdaki linklerden www.adalanjes.com'a girip kayıt olmayı unutmayın. O zaman başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.